Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün tart kalıbında patates salatası yapacağız. Onun için 3 tane orta boy patatesi güzelce haşladım. Küp küp doğruyorum ben, o şekilde haşlıyorum. Daha çabuk haşlanıyor. Haşladığım patatesleri 1-2-3 bir kaşık yardımıyla patateslerimi iyice eziyorum. Ben haşlarken patatesime tuz attığım için bir daha ekstra tuz atmıyorum. Ama eğer siz tuz atmadıysanız bu aşamada tuz atabilirsiniz. Ya da yoğurduna da tuz atabilirsiniz. 1-2-3 Patatesimi iyice ezdikten sonra 2 tane rendelenmiş havucum var. Havucu direkt rendeleyip koyuyorum. Hiçbir şekilde yağda falan kavurmadan. Şöyle 3-4 dal kadar yeşil soğanım var. Bir tutam da maydanozum var. Siz sevdiğiniz ya da eklemek istediğiniz başka malzemeler varsa da ilave edebilirsiniz. Bunları böyle güzelce karıştırdıktan sonra tart kalıbımı alacağım. Bütün malzemelerimi iyice karıştırdıktan sonra tart kalıbımı alıyorum. Öncelikli olarak kullanacağım tart kalıbının her tarafını güzelce şöyle kenarlardan hatta taşıyacak şekilde streç filmle iyice sardım. Çünkü tart kalıbımdan çıktı. Hazırlamış olduğum harcımı kalıbıma döküyorum. Şimdi iyice her tarafa yaydıracağım bunu. Salatamı iyice böyle kaşıkla ezdim. İyice her yerine eşit bir şekilde yaydırdım. Birazcık buzdolabında güzelce yaydırdım. Birazcık dolapta dinlendirdikten sonra üzerine yoğurdum döküp pul biberle güzel bir yağ yakacağım. Servise hazırlayacağım. Salatam soğuyana kadar ben de o arada hemen sosunu hazırlıyorum. Şu 2 diş sarımsağım var. Siz tabii daha yoğun seviyorsanız ya da daha az seviyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. 2 yemek kaşığı kadar da mayonezim var. 2 su bardağı kadar da yoğurt kullanıyorum. Ama siz tabii kalıbınızın büyüklüğüne göre bu kullanacağınız malzemeleri arttırabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Patatesimi buzdolabından çıkardım. Düz bir tabağa şöyle üstüne kapatıp ters çeviriyorum. Zaten hemen çıkıyor çünkü streç filmi vardı. Yavaşça şöyle streç filmini kaldırıyorum. Artık hazırlamış olduğum yoğurtlu karışımı döküyoruz. Yoğurdu güzelce ortasına yaydım. Yağla biraz kırmızı toz biber böyle ocak üstünde kızarttım. Güzel bir tat veriyor. Biraz da üzerine şöyle nane serpeceğim. Salatanız servise hazır. Soğuttuktan sonra güzelce buzdolabında bekletip o şekilde servis edebilirsiniz. Deneyecek olanlar afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.